Ve şimdi yeni gelenler oldu. Saat 6 ama istersen birkaç dakika daha bekleyelim. Neslihan sonra başlayalım. Ben de Tamam, defterimi, kalemimi ve böyle setup'ımı hazırladım. Heyecanla bekliyorum çünkü bizim de uzun zamandır çok üzerine düşündüğümüz, yazdığımız, takip ettiğimiz bir konu. Özellikle son senelerde. O yüzden özellikle bu dönemde hepimiz evlerimizdeyken çok eğitici bir içerik olacağına eminim. Aferin oğlum. Neslihan, duyabiliyor musun beni? Evet, ben duyuyorum. Tamam, şu an nasıl geliyor sesin? Bir yankı vardı. Onu çözdük galiba. Evet, Bilgen'den şu an yankı geliyor. Bilgen bilgisayarını kapadığı an ben kulaklığı taktığım için çok daha rahat olacağız. Tamam, süper. O zaman öyle yapalım. Bir saniye.
Evet, başlayalım istersen. Galiba atmamız dilek. Ne dersin? Tamam, şimdi bir yankı herhangi bir şey yok herhalde. Tamam, süper. O zaman başlayalım. Herkese merhaba. InBetween Tasarım Platformu olarak Mezen Obje Fuarı İşbirliği'ne Connect isimli bir webinar serisine başladık. Bu dönemde özellikle yaratıcı alanlar için hem yeni olasılıklar oluşturmak hep birlikte, hem de çalışma arkadaşlarımızla, sektör profesyonelleriyle bir araya gelip aslında yeni olasılıklar, öngörüler birlikte tasarlamak istiyoruz. Bu da dördüncü webinarımız. Daha önce dijital bağ, tasarım etkinlikleri ve mimarlık üzerine konuşmalar, webinarlar gerçekleştirdik. Bugün bir atölye yapacağız. Ve bizimle sevgili Neslihan Küçükarslan bu atölyenin yürütücülüğünü yapacak. Neslihan, Interface Türkiye ve Afrika Satış ve Tasarım Yöneticisi, mimar aynı zamanda. Ve özellikle biyofilik tasarım konusunda hem mimarlarla, hem kurumlarla, hem de akademilerle, üniversitelerle çalışmalar gerçekleştiren bir mimar. Tabii biyofilik tasarım aslında çok gündemde olan bir konu. Yeni bir gündem de değil esasında. Biyofilinin doğanın ve insanın yaşam alanlarını daha iyileştirmesi açısından tasarlaması ve yeniden değerlendirmesi. Tabii bu çok geniş bir başlıkta. Ve bugün biraz aslında biyofilik tasarımın bileşenlerini Neslihan'la konuşacağız. Ve daha sonra Neslihan bize küçük tasklar verecek. Ve mekan olarak da InBetween Design Space'de Neslihan. Ben de galeriyi gerçekten çok özledim. TomTom'daki ve bugün de son bizim botça aydınlatmalarımız da geldi. Mekanın son hali artık tam olarak şekillendi diyebiliriz. O yüzden orada olman da ayrıca bizim için çok değerli. Çok teşekkürler Neslihan katılımın için. Teşekkür ederim. Sadece ufak bir sıkıntı var. Sesin arada bir gidip geliyor. Ben onun için... Sanıyorum Neslihan'ın sesi ve görüntüsü şu an dondu. Evet. Şu an beni duyabiliyor musunuz? Şu an duyabiliyoruz. Sen duyabiliyor musun? Biraz bekleyelim Neslihan'ın görüntüsü tekrar gelene kadar. Evet, birkaç dakika Neslihan'ın tekrar bağlanmasını bekleyeceğiz. Bağlandım şu an. Beni duyabiliyor musunuz acaba? Evet, geldin şu an. Yaşasın. Şahane. O zaman hiç daha fazla vakit kaybetmeden... Başlayalım. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen bunda. Dilekçim çok güzel bir girizgah yaptı, sağ olsun. Neslihan ben. Çok uzun zamandır Interface Türkiye'nin çatısı altında çalışıyorum. Aslında sürdürülebilir biyofilik tasarımla benim tanışmam
Neyse, sesin kesiliyor. Birazcık interfaz sayesinde oldu diyebilirim. Son ya da son 3 ya da 4 senem aslında. Neyse, sesin kesildi. Tekrar bir saniye. Tekrar beklediğim Neslihan'ı. Evet, bir bilgisayarını restart yapmış Neslihan. Birkaç dakika mı bekleyelim? Evet, sanıyorum artık hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Şahane. Evet, ne olur kusura bakmayın. Ama beklediğinize değecek, emin olun. Yanla bekliyoruz. Evet, Dile çok güzel bir giriş yaptı. Biyofilik tasarım benim aslında yani karşıma çıkması yaklaşık 3 sene önce oldu. O günden beri de neredeyse biraz daha bu işin üzerine uzmanlaşmaya, araştırma yapmaya çalıştım. Son 1,5 senedir de bu biyofilik tasarım mevzusunu biraz daha aslında Türkiye'de yaymaya çalıştım. O da şöyle, hem mimarlık ofislerinde biyofilik tasarımı anlatmaya çalışıyorum. Ama bunun yanı sıra sadece mimarlık ofislerinde durmuyorum. Üniversitelerde özellikle 3. 4. sınıflara mutlaka ayda en azından iki kez farklı öğrenci gruplarına biyofilik tasarımı anlatmayı onlarla çok daha detaylı bir atölye yapmaya çalışıyorum. Çünkü sunumda ileriki zamanlarda göreceksiniz aslında biyofilik olarak tasarlanmış her mekan insanı bir şekilde odağına alan mekan. Bu da kullanıcıyı odağa almak demek ve şunu hepimiz bence çok iyi biliyoruz. Kullanıcıyı gerçekten odağına alan her mekan çok daha başarılı, insana çok daha iyi gelen mekanlar oluyor. Yani insanın esenliğini çok daha olumlu yönde etkileyen mekanlar oluyor. Birazcık bunun için çabaladığımızı söyleyebilirim. Üçüncü ve dördüncü sınıfların da biyofilik tasarım konusunda uzmanlaşmaları onlar için tabii şunun için önemli oluyor. Mimarlık kendi içinde çok güzel niş dallara ayrılabiliyor. Biyofilik tasarım da bence geleceği çok parlak olan bu niş dallardan bir tanesi. Ne kadar erken buna adım atarlarsa, kendileri bu konuda geliştirirlerse, bana kalırsa kendilerini bir miktar daha diğer öğrencilerden ayırmaları çok daha kolay olabilir gibime geliyor benim en azından. Şimdi ufaktan hemen sunumumuza başlayalım. Bir yandan mimarlığın bir alanı olmaktansa aslında zamanın bir gerekliliği de haline geldi. Yani her türlü mimarlık, her mimarlık biçimi için aslında bu bir kılavuz olabilir. Yani şu an o derece önemde görüyoruz biz de. Tabii gitgide aslında sadece çalıştığımız mekanlar değil, biz genelde bu biyofilik tasarım atölyelerini çalışma mekanları, hastaneler ve eğitim mekanları özelinde yapıyoruz ama insanlar bence evlerinde kalmak zorunda kalmaya başladıklarından beri şunu fark ettiler. Kendi yaşadıkları mekan da aslında kendilerinin odaklarını aldıkları bir mekan değil. Çünkü biz hafta içi günümüzün çoğunu nerede harcıyoruz? Ofiste. Hafta sonları tabii ki evde vakit harcamak istemediğimiz için, mütemadiyen dışarı çıkmak istediğimiz için evde bir anda harcanılan vakit minimum seviyeye indirildiği için evimize ve kendimize çok fazla yatırım yapmıyoruz. Bunu fark ettik bu süreçte. Çok enteresan. Geçen başka bir yayında daha söyledim bunu. İnsanların evde kalış, bu evde çalışma süreçlerinde yapılan online alışverişlerde evet market çok yüksek seviyede ama aynı zamanda insanlar evlerine de inanılmaz derecede alışveriş yapmış durumdalar. Çünkü neden? Artık gününüzün 24 saatini geçirdiğiniz mekanınız sadece yaşadığınız olmuyor. Aynı zamanda çalıştığınız, iyi vakit geçirdiğiniz, online de olsa sosyalleştiğiniz bir mekan haline geldiği için sizin kendinizi çok iyi hissettirmediğini fark ettiniz ve ne olmaya başladı bir süre sonra? Evinize yatırım yapmaya başladınız. Gözüme daha iyi ne gelebilir, ben kendimi daha iyi nasıl hissedebilirim gibi düşünmeye başladınız. Bugün de aslında birazcık neden bahsedeceğiz? Ekranımı herkes görebiliyordur umuyorum. Bugün birazcık insanı odağına alan mekanlar, biyofilik tasarlanmış mekanlar nasıl yaparızın üzerine konuşacağız. Neler paylaşacağım ben sizinle? Biyofiliden ve biyofilik tasarımdan bahsedeceğim. Biyofilik tasarımın 3 tane ana prensibi, kendi içinde 14 tane deseni var. Bunları detaylı olarak sizinle paylaşacağım. Ondan sonra tabii ki biyofilik
olarak tasarlanmış bazı mekanları ve case study'leri sizinle beraber inceleyeceğiz. Ve sonra da diyeceğiz ki biyofilik tasarım biz konuşuyoruz. Bunun bir sebebi var. Neden bu kadar üzerine düşüyoruz? Birazcık bunu anlatacağım aslında size. Bir kere makro trendlerden başlayalım. Nereden nereye geldiğimizi görebilmek için. Bu zamanlarda çok daha fazla önemi arttı artık biliyorsunuz. Parklar ve yeşil alanlar. Ne zamanki bir şeye ulaşmak zor olur biliyorsunuz. Gitgide daha da fazla önem kazanmaya başlar. 2050 yılına kadar dünyanın %66'sı tamamen şehirleşmiş olacak. Bu da şu demek, İstanbul gibi büyük metropollerde zaten zor bulabildiğimiz yeşile gitgide daha da zor erişebileceğimiz anlamına geliyor. Yani doğayla bağımızın gitgide daha fazla kopacağını öngörüyoruz aslında. Günümüze baktığımız zaman da biz günümüzün 11 saatini ki bugünlerde bunun çok daha yükseğini hatta bir şekilde bir ekrana bakarak geçiriyoruz. Bu telefon olabilir, televizyon olabilir, bilgisayar olabilir ama mütemadiyen bir online olma halindeyiz. Normal şartlarda COVID öncesi dönemde biz günümüzün %93'ünü buna rağmen günümüzün %93'ünü iç mekanlarda harcıyorduk. Şimdi bu oran tabii ki %99'lara çıkmış durumda. Peki bu niye önemli? Biz iç mekanlarda bu kadar fazla vakit geçiriyorsak bu iç mekanların bizim üzerimizde bir etkisi var demek. Buradaki tek soru işareti aslında bu etkinin olumlu mu ya da olumsuz mu olduğu. Biz biyofilik tasarlanmış mekanlarda bu etkinin olumlu olduğunu bazı istatistiklerle ispatlı bir şekilde sizinle paylaşıyor olacağız. Ben genelde bunu öğrencilerle paylaştığım zaman bu %93 istatistiğini birazcık çok inanmaz gözlerle bakıyorlar bana ama sonra şunu söylüyorum. Çok standart bir gününüzü düşünün. Uyanıyorsunuz. Uyandıktan sonra işte hazırlanıp dışarı çıkıyorsunuz. Okulunuza gidiyorsunuz. Çalışanlar ofislerine gidiyorlar. Eğer çok şanslılarsa ve hava güzelse belki öğle yemeklerini dışarıda yiyebiliyorlar. Ondan sonra tekrar ofis işte ya da okul. Ondan sonra işte işiniz bittikten sonra yine bir araca biniyorsunuz. Aranızın iyi olduğu işte aileniz, sevdikleriniz neredeyse yine oraya gidiyorsunuz. Yani aslında yaptığınız tek şey bir kapalı mekandan diğerine doğru bir akış. Açık havada geçirdiğiniz tek zamansa ne zaman? Bir şekilde mekanlar arası değişiklik yaptığınız zaman veya taşıtlar arası değişiklik yaptığınız zaman. Bunun için zaten iç mekanların bizim üzerimizdeki etkisi gerçekten çok önemli bir hale geldi. Zaten gitgide doğanın bizim adımımızı attığımız her yere mümkün olduğunca adapte olma eğilimi var. Biz bunu artık kamusal mekanlarda da görüyoruz ama sadece kamusal mekanlarda değil, artık bazı Biennale'ye katılan ülkelerin önerilerinde de görüyoruz. Bu mesela Danimarka pavyonunun yanılmıyorsam 2 Venedik Biennale öncesindeki önerisiydi. Şunu aslında, şunun altını çizmeye çalışıyorlar. Genç nesil şehir merkezinde kalarak ve şehir merkezinde çalışmak zorunda olduğu için aslında hayatını çok kaliteli bir şekilde yürütemiyor. Aynı zamanda çalıştığı süreç sonunda edindiği para maalesef nereye gidiyor daha çok? Bu barınma, enerji ve yiyecek masraflarına. Kendine yatırım yapamıyor bu sebepten ötürü. Danimarka pavyonu önerisi ise burada gördüğünüz gibi kendi kendine yeten küçük köy yerleşimlerinde şu. Şehir dışında kendi kendine yeten mekanlar yaratarak aslında insanların çok daha kaliteli bir hayat sürmesi, giderlerinin inanılmaz derecede azalması ve çok daha çevre dostu bir şekilde yaşaması mümkün. Çünkü buradaki öneride Efekt'in yaptığı önerinde aslında. Söylediği şey çok basit bir şekilde şu. Bu evlerin tamamı temiz enerji üretecek. Her evin kendi önünde ve aynı zamanda bu 100 haneli köyün ortak alanında kendi besinlerinin bir kısmını yetiştirebilecekler. Ve tamamen temiz su kullanacaklar. Yani su neredeyse sıfır atığa yönelik bir yerleşim var. Ve bu öneri neredeyse bir ütopyayken aslında artık değil. Çünkü ilk örneğini aslında Amsterdam'da inşa ediyorlar ve sonraki adımları da aslında Danimarka'da, İsveç'te ve Norveç'te gelecek. Yani bu bir öneri ama bu önerinin gitgide daha gerçek bir hale geldiğini görmeye başlıyoruz. Tabii doğanın şehir hayatına adapte olması sadece bununla kalmıyor. Bu enteresan bir örnek. Mesela arıcılığı gitgide şehir içinde görmeye başladık. Burada benim özellikle arıcılığı örnek vermemin sebeplerinden bir tanesi şu. Hepimiz arıların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Arılar yok olduktan sonra insanın dünya üzerinde yaşayabileceği yıl sayısı sadece 4. Bunun gitgide öneminin arttığı bu günlerde de biz aslında tüm dünyada gitgide arıcılığın daha fazla göz önünde bulundurulması gerektiği için
insanların gözüne sokulmaya başladığını fark ettik. Mesela bu gösterdiğim görselde soldaki Sumahetta'nın şehir içlerinde kullanılabilecek, kendi sitelerimize, kendi evlerimize, kendi binalarımıza adapte edebileceğimiz bir aslında arı kovanı tasarımı. Sağdaysa Londra'da Tate Modern'in çatısını görüyorsunuz. Londra'da Tate Modern'in çatısı şu an çatısının bir kısmı arıcılığa ayrılmış durumda. Türklerin tabii çok aşina olduğu bir şey bostanlar. Bostanlar artık neredeyse her yerde. Bu gördüğümüz görsel aslında Paris'te. İnsanlar artık yaşadıkları yerlerde, site içlerinde, apartman binalarda veya kendi evlerinin bahçesinde kendi yiyeceklerini yetiştirmeye başladılar. Bununla da kalmadı. Ofisler çalışan sadakatini ve esenliğini arttırmak için kendi ofis mekanlarının bir kısmını çalışanların yetiştirebileceği şekilde ufacık tarımsal mekanlara ayırmış durumda. Peki biyofilik tasarım ne? Biyofilik tasarım bizim konuşmaya başlamamızın en büyük sebebi aslında. İnsanların evet adapte yeteneği çok yüksek ama modern dünyaya adapte olurken doğayla olan bağının gitgide kopmuş olduğunu fark etmemiz. Ama bu doğayla olan bağının kopmaması lazım. Çünkü bizim aslında genetik mirasımıza işlenmiş bazı mesajlar var. Bu da aslında savana teorisinden geliyor. Savana teorisi der ki, insanlar Afrika savanasında ortaya çıkmış ve oradan yayılmışlar aslında. Ve o kadar uzun zaman bu mekanlarda yaşadılar ki, şehir bunun yanında çok yeni bir fenomen kalıyor. Bu da şu demek, insanın hayatta kalması için, kendini iyi hissetmesi için, güvende hissetmesi için gereken her şey doğada var. Bunun için ne olursa olsun bir şekilde kendimizi doğayla bağlantılı bir yerde bulduğumuz zaman stres seviyemiz düşer, güven seviyemiz artar ve kendimizi iyi hissetmeye başlarız. Ve siz ne yaparsanız yapın, bu sizin genetik mirasınızda işli olduğu için değiştirebileceğiniz bir durum değil. Biyomimikri dediğimiz şey aslında yine savana teorisinden bir miktar referans alan tabii ki doğal sistemlerden ilham alan inovasyonlar gibi düşünebilirsiniz. Burada enteresan bir bilgi şöyle, biyomimikri o kadar artık yayılmış durumda ki tüm sektörlere, son 30-40 senede aslında ortaya çıkmış inovasyonların neredeyse %70'i doğadan geliyor, sektörün kendisinden değil. Çok basit bir örnek, bizim buna tabii bin tane örnek verilebilir ama bizim sektörümüzde mesela bizim ürünlerimizi uygulamak için bizim kendi geliştirdiğimiz bir tek taraf sticker var. Yapıştırıcısız yapıştırıcı diyoruz biz buna. Bunun çıkış noktası tamamen sürüngenlerin yapışkan parmak uçları. Ve bunun gibi milyon tane aslında inovatif düşünce görebilirsiniz ve hiçbiri neredeyse %70'inden fazlası sektörden değil, tamamen doğadan ilham almış şeyler. Tıpkı burada gördüğünüz kurşun trenin aslında hızının soldaki yalı çapkını kuşundan ilham alması gibi. Peki biyofili ne? İşte bu savana teorisinden gelen noktada aslında biyofili, çünkü altını çizelim, bu sizin genel mirasınıza işlenmiş bir durum. Biyofili sizin içgüdüsel olarak doğayla bağlantılı olma ihtiyacınız. Buradaki altı çizilmesi gereken şey ihtiyaç. Bu sizin bir lüksünüz değil, olsa iyi olurunuz değil. Aslında siz mütemadiyen bunu içgüdüsel olarak arıyorsunuz. Biyofilik tasarım da bu bağlantıyı kurmanıza yardımcı bir teori, bir pratik gibi düşünebilirsiniz. Ve bizim bunu bu kadar altını çizicize bastırmamızın sebebi şu, hızla modernleşen, hiçbir zaman olmadığı kadar hızlı bir şekilde akan hayatımızda aslında doğanın bizim üzerimizde onarıcı bir etkisi var. Biyofilik tasarımın kendi içinde 14 tane deseni var. Ve bu 14 tane desen aslında Terrafin Bright Green adlı bir şirketin doğayla insan etkileşimini analiz ettikten sonra ortaya çıkardığı bir harita gibi söyleyebiliriz. Bu 14 tane desen de kendi içerisinde 3 tane gruba ayrılıyor. Bu 3 grup da yine tekrar insanla doğanın kendi arasındaki etkileşiminden ötürü 3 ayrılmış durumda aslında insanın tecrübesine göre. Bunlar da mekandaki doğa, doğal analoglar ve mekanın doğası. Şimdi sizinle ufak ufak tek tek bu desenlerin aslında içerisine gireceğiz. Bu desenler nedir, ne değildir, neyi amaçlar ve nasıl yapılabilir? Bu eğitimin sonunda bizim aslında oluşturduğumuz şöyle bir rehber var. Bu biyofilik tasarım kullanarak pozitif mekanlar yaratmak adlı bir rehber. Bunun dijitali internet sitemizde mevcut. Bunun linkini paylaşacağım sizinle. Bunu indirebilirsiniz. Şöyle bir güzelliği var çünkü. İçinde bütün desenlere dair ayrıntılı bilgiyi ve örneklemeleri ve aynı zamanda bazı istatistikleri görebileceksiniz ama
Yine de ufak ufak bütün desenlerin içerisinden tek tek geçmek istiyorum ben. Öncelikle mekandaki doğadan başlayalım. Mekandaki doğa aslında neredeyse en kolay olan grup diyebiliriz. Çünkü doğayı bizim beş duyumuzla algılayabildiğimiz desenler bütünü. Koklayabildiğimiz, görebildiğimiz, dokunabildiğimiz, hissedebildiğimiz ve duyabildiğimiz. İlk desenimiz de doğayla görsel bağlantı. Aslında adı üstünde. Sizin kendi mekanınızda veya mekanınızın dışında varsa doğayı görebiliyor olmanız demek. İç mekan bitkileri, dışarıdaki manzarayı görebileceğiniz bir pencere kenarı, ondan sonra eğer ki bitkiniz gerçek, belki yeşil duvarlar gibi düşünebilirsiniz ama gün ışığını içeri almak. Doğayı gerçekten görebildiğiniz bir desen grubu. Genelde biyofit tasarım yapılmaya başlandığı zaman en kolay belki de check edilebilecek şeylerden bir tanesi bu. Çünkü gerçekten güzel bitkiler koyduğunuz zaman insan bir anda kendini bambaşka bir mekanda hissedebiliyor ve hiçbir şey yapmasanız bile mekanın bütün enerjisini değiştirebiliyorsunuz. İkincisi ise mekanda doğayla görsel olmayan bağlantı. Burada işin içerisinde görme duyumuz değil, duyma, koklama ve dokunma duyularımız giriyor. Kuş sesleri, su sesi, doğada bulabileceğiniz kokular, ondan sonra sert zeminle yumuşak zeminin bir arada bulunması, yürürken insanlara onları algılatmanız. Ben böyle sert zemin, yumuşak zemin dediğim zaman bazen soru işaretiyle karşılaşabiliyor insanlar ama doğada hiçbir şey tek başına değil. Yani bütün dokular aslında beraber birbirine akacak şekilde hareket ediyor. Bu da şu demek, yani çimin yanında bir anda toprak, toprak bir anda ağaç, ağaç dallarla beraber yapraklara dönüşüyor. Ondan sonra işte sahil, sahil bir anda denizle buluşuyor gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir şeyin net çizgileri yok. Sert, yumuşak bir arada, renkler bir arada ve dokular her zaman bir arada birbiriyle akış içerisinde. Bu ikinci desen de birazcık aslında bunu hedefliyor. Üçüncü desenimiz ise birazcık enteresanlardan bir tanesi. Ritmik olmayan duyusal algı gibi düşünebilirsiniz ama buradaki amaç aslında şu, hiç beklemediğiniz anda ortaya çıkan hareket. Ben bunu şöyle örnekliyorum. Mesela bir yerde yürürken bir anda çimlerin rüzgarla hareket etmesi gibi düşünebilirsiniz. Çimler bir düzen içerisinde ama rüzgarla beraber ritmik olmayan bir şekilde hareket etmeye başlıyor. Veya işte içeriye aldığınız temiz havanın bir arada bir anda görebildiğiniz bir bitkinin yapraklarını oynatması gibi. Bunu biz nerelerde görebiliyoruz? İç mekanlarda gerçekten hareketli objelerde görebiliyoruz. Rüzgarla beraber hareket edebilecekleri şekilde. Kinetik cephelerle mesela görebiliyoruz bunu. Dördüncüsü ise ısısal akış. Bu güzel olanlardan bir tanesi. Bunu en kolay sağlayabileceğiniz şey tabii ki ne? Camı açabiliyor olmak. Camı açtığınız an ısı değişir, içeriye temiz hava girer, bir hava akışı olur. Ama bunu sağlayamadığınız zaman da bunun çok güzel yolları var. Özellikle işte eğitim mekanlarında, hastanelerde veya ofislerde yaptığımız şeylerden bir tanesi bu. Evlerimizde çoğumuzun zaten penceresi açılabiliyor ama rezidans gibi yerlerde yaşıyorsanız ve eğer ki camınız açılamıyorsa bazen havalandırma sistemini öyle bir ayarlayabiliyorsunuz ki arada bir hızlanıyor. O daha fazla hava üflediği zaman sizin yanağınızdan ufak bir esinti geçmiş gibi oluyor. Cam açılmadığı halde o esintiyi hissettiğiniz için ne oluyor? Sanki içeriye temiz hava girmiş gibi bir anda kendinizi daha fresh hissediyorsunuz. Ama dediğim gibi bunun en kolay yapılabileceği yol gerçekten camın açılabilmesi, içeriye gerçek havayı, temiz havayı alabiliyor olmanız. Beşincisi suyun varlığı. Suyun varlığını biz burada duyarak, görerek ya da dokunarak yapabiliriz. Su sesi olabilir, iç mekanda ufak tefek su öğeleri olabilir. Mesela bir girdiğiniz anda bütün mekanı zeminde gezen bir su öğesi olabilir. Mavi renk olabilir, akvaryumlar olabilir, ufak belki çeşmeler olabilir. Bunun gibi şeyleri aslında iç mekanınızda kullandığınızda ilk yaptığınız şey tık diye, evet ben bu deseni kullandım diyebiliyorsunuz ama su hepimize iyi gelen bir şey. Yani herkes suya bakmayı sever, herkes deniz manzarasını ister. Ve çok enteresandır, ofislerde en çok istenen öğelerden bir tanesi de bir manzara. Özellikle deniz manzarası olduğu çıkmış ortaya. Işık bence buradaki en önemli desenlerden bir tanesi. Çünkü ışık sadece, yani gün ışığını içeriye aldığımız zaman sadece bir anda mekan
ışıkla dolu olduğu için kendimizi iyi hissediyor değiliz. Gün ışığının bizim üzerimizde gerçekten önemli bir etkisi var. Çünkü sirkadiyen ritmimiz bizim tamamen gün ışığına endeksli. Bu da şu demek, siz güneşe çıktığınız zaman ya da gün ışığını algılayabildiğiniz zaman vücudunuz kendini onunla eş zamanlı olarak ayarlıyor. Ve 24 saatlik bir döngüden bahsediyoruz aslında. Işık tek renk bir varlık değil, gün içerisinde renk değiştiren bir varlık. Yani gün ışığı dediğimiz şey bizim aslında 2700 Kelvin değil. Çünkü gün ışığı gün içerisinde tek renge sahip, tek bir ışık rengine sahip bir şey değil. Tamamen değişiyor. Burada sadece ışık değil, aynı zamanda gölgeyi de düşünmek lazım. Işık gölge oyunları gibi düşünebilirsiniz. Doğada yürüdüğünüz zaman çünkü siz 3-4 saat geçirdiğiniz zaman o ışık renginin değişimini, gölgelerin yer değiştirdiğini çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Peki neden bu kadar önemli? Bizim bir şekilde gün ışığıyla ne olursa olsun temasta bulunuyor olmamız aslında bundan ötürü. Bu bir insanın ortalama bir günlük kendini ışığa göre ayarladığı zaman biyolojik olarak yaşadığı değişiklikler. Işık o kadar önemli, gün ışığı o kadar önemli ki aslında sizin için. Sizin en derin uykunuzdan sindirim sisteminizin çalışmasına, oradan işte takım çalışmasına en yatkın olduğunuz zamana veya mesela bir deadline'ınız varsa en hızlı çalışabileceğiniz zamana kadar aslında sizin üzerinizde nokta atışı şekilde inanılmaz etkisi olan bir varlıktan bahsediyoruz. Şu an hepimiz evlerimizde çalışıyoruz. Belki de gerçekten bu anlamda çok şanslıyız. Çünkü ofislerde çoğu zaman gün ışığına sahip değiliz. İçeride tek bir renkte tasarlanmış olan bir aydınlatma altında çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Bu da şu demek, sizin vücudunuzu şokluyorsunuz demek. 8 saat boyunca siz aynı ışık altında kaldığınız zaman ne oluyor? Biyolojik olarak vücudunuz kendini iyi hissetmiyor. Stres seviyenizi azaltamıyorsunuz. Tam aksine vücut kendini stresli bir konuma sokuyor. Uykularınız bozuluyor, sindirim sisteminiz bozulabiliyor. İştah aralıklarınız değişebiliyor. Bazen çok daha fazla yemek yemek istiyorsunuz. Bazen çok daha az yemek yemek istiyorsunuz. Bir süre sonra stres seviyeniz bir türlü azalmadığı için aslında bu sizin takım çalışmasındaki performansınızı bile etkileyebiliyor. Veriminizi bile etkileyebiliyor. Bunun için şu sıralar evimizdeyken hazır, ne olursa olsun çalışma mekanımızı biz gün ışığı alan bir yere konumlamamız lazım. Çünkü gün ışığı demek sizin mutluluk seviyeniz. Çünkü gün ışığıyla siz temas ettiğiniz an serotonin de salgılamaya başlıyorsunuz. Biyolojik saatiniz de sinkli olduğu için stres seviyeniz azalmaya başlıyor. Hepimizin ekstra stresli olduğu bu günlerde ise bu kadar basit bir şey yaparak aslında stres seviyenizi bir tık aşağı çok rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Bir de tabii şöyle enteresan bir şey var. Gün ışığı doğrudan bir ışık kaynağı değil aslında. Gün içinde güneşi görmüyoruz. Ama genelde iç mekan tasarımlarında doğrudan ışık kaynaklarıyla çalışıyoruz. Halbuki dolaylı yoldan ışık kaynaklarını da tasarımlarımıza entegre ettiğimiz zaman bir anda çok daha dağınık, çok daha sakin ve çok daha doğal bir ışık altında çalışıyoruz. Peki diyelim ki ofislerimizde veya evimizde gerçekten gün ışığına sahip olmayan bir yerde çalışmak zorunda kaldık. Yapabileceğimiz şey çok basit. Bu eskiden yoktu ama son birkaç senedir artık birçok markanın kendi içerisinde gün içinde renk değiştirebilen, güneşle beraber paralel ilerleyebilen, renk değiştiren armatürleri var. En iyi önerim benim size mutlaka bunu kullanmak olur. Çünkü çok enteresan. Mesela kuzey ülkelerinden yapılan bir araştırmada şu çıkmış ortaya. Kuzey ülkeleri biliyorsunuz refah seviyesi en yüksek ülkelerdir. Buna rağmen intihar oranları da bununla paralel çok yüksektir. Bunun ışıkla alakalı olabileceğini düşünmüşler. Çünkü 6 ay karanlıkta yaşayan insanlardan bahsediyoruz ve bizim vücudumuz aslında güneşle beraber uyanan bir vücut sistemi. Şunu deniyor, bu yanılmıyorsam Philips'in bir araştırması. YouTube'da hala bu deneyin, bu pilot deneyin bütün hikayesi var, bulabilirsiniz. Yaptıkları şey şu olmuş, Norveç'in bir tane ufacık köyünü pilot bölge olarak belirlemişler. İnsanların yatak odalarına ve aynı zamanda bütün sokaklara sanki o 6 aylık karanlık dilimde, sanki karanlık değil de güneş doğuyormuşçasına hareket edecek armatürler koymuşlar. Bu da şu demek, hava karanlık olduğu halde insanlar uyurken bir anda odaları gün ışığıyla aydınlanıyormuş gibi yapan bir armatür var. O da vücuda, bak güneş doğmaya başladı, senin artık uyanman gerekiyor alarmı veriyor. Durum böyle olduğu zaman insan alarmından önce uyandırmaya başladığı için vücudu çok daha kolay uyanıyor. Bununla beraber bir anda dışarı çıktığı zaman karanlık değil, sanki günün o saatinde olması gereken ışıkla dışarıda buluştuğu için vücut tak diye sirkadiyen ritmini
oturtuyor. Depresyon ve stres seviyeleri aşağı inmeye başlıyor. Ve gerçekten 6 ay sonunda inanılmaz olumlu bir geri dönüş almışlar. Ondan sonra zaten bütün dünyaya neredeyse bu sistem yayıldı. Gelelim doğal sistemlerle bağlantıya. Bu da 7. deselimiz. Bunu yapmak da aslında çok kolay. Bunu yapmanın en iyi yolu gerçekten yaşayan bitki ile görsel bir temas kurmak. İlla iç mekanda olmak zorunda değil bu bitki. Eğer bir parka bakıyorsanız, bir ormana bakıyorsanız, dış mekanda herhangi bir yeşil topluluğa bakıyorsanız bunu yapabiliyorsunuz demektir. Bu niye önemli biliyor musunuz? Çünkü insan biyolojik olarak doğanın bir parçası. Ve siz o bitkideki sene içindeki renk değişimlerini, ondan sonra hayat değişimlerini gördüğünüz zaman doğanın bir parçası olduğunu daha fazla hissediyorsunuz. Birinci desenimizde doğayla görsel bağlantıda gerçek bitki olmasına gerek yoktu. Mesela duvar, yeşil duvarlar örneği vermiştim. Ancak bu desende ne olursa olsun gerçek bitki olması gerekiyor. Neden? Çünkü o yaşam döngüsünü sizin yıl içerisinde okuyabiliyor olmanız için. Şimdi ikinci gruba geliyoruz. Doğal analoglar. Bu da doğanın fiziksel olarak, yani gerçek olarak bulunamadığı mekanlarda renklerle, desenlerle, dokularla, şekillerle aslında biraz daha doğayı iç mekana alabileceğimiz bir desenler grubu. İlki biyomorfik formlar ve desenler. Bunu aslında genelde iç mekanlarda birçok şekilde görebiliyoruz. Mesela mağazalarda bunu artık çok fazla yapmaya başladılar. İnsanlar böyle bir mağazaya girdikleri zaman daha kendilerini daha iyi hissedebilmeleri için ilk kullandıkları şey koku. Daha doğal kokular. İkincisi de biraz daha biyomorfik desenler. Çünkü insan kendini doğada iyi hissettiği için şunu fark etmişler. Biz doğal elementleri mağazalara aldığımız zaman insanların orada zaman geçirme süresi ve tabii ki amiyane tabir olacak biraz ama para harcama ihtimalleri çok daha fazla artıyor. Biz bunu genelde strüktürel desenler, strüktürel yapılarda da görmeye başladık. Solda, en solda gördüğünüz gerçekten Texas'taki, pardon, Arizona'daki bir kaya oyuğu. Ama artık bundan ilham almış çok fazla iç mekanlar görebiliyoruz, köprüler görebiliyoruz, galeri boşlukları görebiliyoruz. Bu da en rahat yapılabilecek desenlerden belki de bir tanesi. Sonraki ise malzemesel olarak doğayla bağlantı sağlamak. Ahşap dokular, doğal taşlar, yün kumaşlar en rahat uygulayabileceğiniz aslında çözüm önerileri olabilir. Burada önemli olan tek şey doğal malzemeden ilham almış malzemeler olması. Nedir bu? İnsanları biraz daha dokunmaya teşvik edecek, daha sıcak, daha doğal duracak malzemeler. İlla gerçek ahşap ne yapabilirsiniz? Siz ahşabı andıran malzemeler kullanabilirsiniz. Doğal taşı andıran malzemeler kullanabilirsiniz ve benzeri. Sonraki ise karmaşa ve düzen. Bu benim neredeyse en sevdiğim desenlerden bir tanesi. Şöyle örnek veriyorum ben. 10 tane insana yürüdüğünüz zaman kafanızı kaldırdığınızda gördüğünüz dalların sağdaki gibi şekillerini çizin derseniz hepsinin çizeceği şekiller birbirinden farklı olmasına rağmen insanlara verdiği aslında mesaj aynı. Herkes gördüğü zaman bunun ağaç dalları olduğunu anlayacaktır. Veya deniz dalgalarının sahile hiçbir zaman aynı ritimde vurmaması gibi. 10 kişi deniz dalgalarını çizdiği zaman hiçbiri birbirinin aynısı olmayacaktır ama baktığınız zaman çizdikleri şey yine ne olacaktır? Evet, deniz dalgası olacaktır. Karmaşa ve düzen birazcık bunu gerektiriyor aslında. Sadece bununla da kalmıyor. Doğada hiçbir şeyin tek başına olmadığından bahsetmiştik. Doğada her şeyin bir yeri var aslında. Saklanabileceğiniz bir yer var, beslenebileceğiniz bir yer var, sosyalleşebileceğiniz bir yer var. Biz buna zonlama diyoruz. Yani bölgeleme. Aslında siz mekanları, iç mekanınızda duvarsız mekanlar yaratarak doğada olduğu gibi o karmaşa içerisinde bir düzen yaratabilirsiniz. Bizim belki de bu aralar evimizde yaşadığımız en büyük sıkıntı bence o. Çünkü evimiz bizim normalde sadece yaşama mekanımızdı. Ancak şimdi hem çalışma mekanımız haline geldi hem de sosyalleştiğimiz mekan haline geldi. Durum böyle olunca aynı evin içerisinde bir anda farklı eşyaların yerini değiştirme ihtiyacı duymaya başladınız. Ben mesela bütün oturma odamı yeniden planlamak zorunda kaldım. Neden? Çünkü bu işlevleri daha verimli bir şekilde eklemek ve o bölgeleri daha iyi belli etmek istedim. Burası benim çalışma mekanım, burası benim yaşama mekanım, burası benim yemek mekanım gibi. Ve son gruba geldik.
Son grupta mekanın doğası. Bu en ikircikli grup çünkü bu doğanın size hissettirdikleriyle biraz daha alakalı. Mesela ilki prospect. Şöyle düşünün, kapalı bir odaya girdiğiniz zaman, kapı kapandığı zaman daha doğrusu siz sırtınızı duvara verip her zaman kapıya yönelmek istersiniz. Bunun en büyük sebebi aslında şu, bir tehlike olursa, bir tehlike anında ilk çok erken bir şekilde göreceğiniz için ne istiyorsunuz? Aa, ben hemen tedbir alabilirim hissiyatı doğuyor. Veya işte sırtınız ve başınız kapalı olduğu zaman bütün mekanı algıladığınız zaman bir tık daha rahat bir şekilde vaktinizi o mekanda geçirmeye başlıyorsunuz. Bu aslında prospect. Bütün mekanı algılamak, herhangi bir tehlike geldiği anda da tedbirinizi erkenden almak demek. Biz bunu genelde şu şekilde yapıyoruz. Çok uzun bir zaman, mesela ofislerde çok uzun zaman geçireceğiniz yerler nedir sizin? Masalarınız. Masada mümkün olduğunca önünüzün açık olması ve mekanı algılayabilmenizi sağlamaya çalışıyoruz. Evimizde de mesela şu aralar en çok zaman geçirdiğimiz yer büyük ihtimal yine bilgisayarımızın olduğu bir masa. O masayı mümkün olduğunca ortaya bir yere değil ama sırtımızı bir duvara ya da bir yüzeye dayayabileceğimiz şekilde aslında açık bir şekilde bütün mekanı algılayabileceğimiz bir köşeye almak bizim verimimizi ve stres verimimizi arttırırken stres seviyemizi de düşürecektir. Ve daha da önemlisi dikkat dağınıklığımızı iyice azaltmaya başlayacaktır. Şimdi prospekti bir aklımıza tutalım. Çünkü bir de aynı zamanda bunun biraz daha zıt bir tane desenimiz var. O da gizem. Buna geleceğiz. Ama şunu unutmayın ki zaman biyofilik desenlerin hiçbiri ayrı ayrı desenler değil. Hepsi birbiriyle çalışabilecek. Bazıları birbirine refere eden ve aynı zamanda da birini kullandığınızda aa bak bunu kullanmışken aslında şu üç tane deseni de kullanmış oluyorum diyebileceğiniz desenler. Ama bazen de birbiriyle zıt çalışan bir mantıktan bahsediyoruz. Gizem ve prospect bunlardan bir tanesi. Ona gelmeden önce refüçten bahsetmek istiyorum. Refüç, kendinizi bütün hayatın akışından her şeyin farkında olduğunuz bir yer olmasına rağmen bir tık yalıtmanız demek. Mağaralar. Buna aslında doğaya baktığınızda bunun referansı aslında mağaralardır. Önünüzde akan her şeyin farkındasınız, önünüzden geçen her tehlikenin farkındasınız. Ama siz kendinizi ondan bir tık uzaklaştırdığınız için daha güvendesiniz. Açık ofislerde bu mekanların gitgide daha fazla ortaya çıktığını görüyoruz. En sağdaki görsel bunlardan bir tanesi. Çünkü evet açık ofisler bir zamanlar çok iyi bir fikirdi ama beraberinde birçok dezavantajı getirdi. Bunlardan bir tanesi akustik, bir tanesi de görsel dikkat dağınıklığı ve odaklanamama sorunu. Bunun için artık iç mekanlarda ne görmeye başladık biz? Arada bir bilgisayarınızı alıp ya da işte toplantı yapacaksanız eğer ekip arkadaşınızı alıp kendinizi ofis mekanından soyutlayabildiğiniz daha ufak mekanlara gitmek. Odak seviyenizin artmaya başladığı, yapmanız gereken bir işi çok daha hızlı bir şekilde yapmaya başladığınızı fark edersiniz zaten böyle mekanlarda. Ne zamanki kafanız çok doldu, anında mesela ben açık ofiste çalıştığım zaman mutlaka gün içerisinde sık sık bu tür mekanlara gitme ihtiyacı duyuyorum. Buna da biz refüç diyoruz. Bence bu aralar evimizde de en çok ihtiyaç duyduğumuz şey eğer ki mesela çocuklu bir evdeysek kendimizi bütün o hareketten, bütün o gürültüden bir tık izole etme ihtiyacı zaten duyuyoruz. Bunu belki sadece odamızı başka bir odaya gidip kapımızı kapatmak yerine çalıştığımız mekanı sınırlandırarak da aslında hissedebiliriz. Ve gelelim gizeme. Şimdi prospekte biz bütün mekanı algılamak istiyoruz dedim ama gizem birazcık aslında doğadaki bizi keşfetmeye çağıran, ondan sonra neler gelebileceğine dair ufak ufak da olsa ipuçları veren bir desen grubu aslında baktığınızda. Nedir bu? Acaba sağ patikadan değil de sol patikadan gitseydim nasıl bir yere gidecektim? Veya bu ağacın arkasında ne var gibi düşünebilirsiniz. Peki biz bunu iç mekanlarda nasıl görüyoruz? Yarı şeffaf bölücüler. Sağda gördüğünüz gibi açık ama aynı zamanda kapalı toplantı mekanları. Çünkü bunun yanından geçtiğiniz zaman bir anda şöyle bir his. Acaba içeride kim var? İçerisi nasıl görünüyor gibi soru işareti oluşmaya başlıyor. Ve sizi bir keşfetmeye çağırıyor aslında. Gizemin altındaki en büyük mantık doğadaki sizi keşfetmeye çağırma hissiyatı. Bunu da ufacık katarak aslında iç mekanları hareketlendirebiliyorsunuz. Biraz daha monotonluktan uzaklaştırabiliyorsunuz. Dümdüz koridorlar yerine biraz daha kırıklı koridorlar. Bir anda hiç beklemediğiniz anda önünüze mesela bir bitki çıkması veya bölücüleri
belki katı yüzeylerden değil de bitki dallarıyla yapmak gibi düşünebilirsiniz. Bence en enteresanlarından bir tanesi de bu. Risk ve güven, risk ve peri dediğimiz bir desen grubu. Bu sizin aslında adrenalinizi yükseltmeye yönelik olan bir desen. Neden diyeceksiniz? Diyelim ki 14. kattasınız. Korkuluklardan aşağı bakıyorsunuz. Hafiften böyle kalp ritminiz artmaya başlıyor. Bir korku hissediyorsunuz ama bir yandan da aslında kendinizi güvende hissediyorsunuz. Çünkü siz kendi balkonunuzdasınız, tutunuyorsunuz. Ayağınız yere sağlam basıyor. Yani bir anda adrenaliniz yükselirken bir anda da aslında hayatta kalacağınıza dair emin olma hissiyatını aynı anda yaşıyorsunuz. Bu da şu demek, sizi ufacık tehlikeli hissettirerek aslında adrenalinizi, yani hayatta olduğunuzu hissetmenizi sağlayan hormonu yükseltmek ama aynı zamanda bu güveni de duymanızı sağlamak demek. Biz bunu iç mekanlarda nasıl yapıyoruz? Büyük galeri boşlukları, köprüler, suyun yanında insanları yürüterek. Mesela adrenalin bağımlılarının olmasının en büyük sebebi aslında bu. Çünkü adrenalin hormonunun yükseldiği zaman sizin kendinizi en canlı hissettiğiniz zaman. Ve tabii ki insan da biyolojik bir varlık olduğu için canlı olmayı hissetme halini aslında seviyor. İç mekanlarınıza böyle ufak tefek oyunlar yaparak aslında bu canlı olma halini, bu hissiyatınızı arttırabiliyorsunuz. Dediğim gibi köprüler, yüksek galeri boşlukları, merdivenden çıkarken insanlara aslında o yüksekliği hissettirmek, şeffaf zeminler, hani bugüne kadar şeffaf bir zeminde ya da şeffaf bir merdivende yürüyüp de böyle ufacık da olsa bir tedirgin olmayan insan bence yoktur. Veya işte su kenarından yürütmek gibi düşünebilirsiniz. Şimdi birazcık neden biyofilik tasarımın bu kadar üzerine düştüğümüzden bahsedeceğiz. Çünkü biyofilik tasarlanmış mekanlar aslında insan odaklı mekanlar demiştik. Bu arada şu noktada şunu söyleyeyim. Artık bu desenleri incelemeyi bir kenara bıraktığımız için bu noktada hani bir sorunuz varsa, eklemek istediğiniz, kafanıza takılan bir şey varsa beni her zaman görebilirsiniz, her zaman katılabilirsiniz. Şimdi birazcık well-being'den bahsedelim. Well-being aslında dünyada çok uzun zamandır konuşulan bir konu olmasına rağmen Türkiye'de yaklaşık 2-3 senedir bu konu üzerine düşünülmeye başlandı. Ve genelde de wellness'la çok rahat karıştırılabiliyor. Ama well-being dediğimiz şey bizim sadece fiziksel ve zihinsel olarak değil, aynı zamanda sosyal olarak da iyi olma halimiz. Bu da şu demek, siz bir mekana girdiğinizde günaydın deme şeklinizin bile olumlu olması ve karşınızdakiyle iyi iletişim kurabiliyor olmanız demek aslında. Sadece oturduğumuz koltuğun ergonomik olması, fiziksel olarak kendimizi iyi hissetmemiz değil, esenlik, yani well-being, bizim 360 derece iyi olma halimiz aslında. Burada bir ombra... 11. slide'ı screenshot alamamış bir katılımcımız. Sorun değil. Ben mutlaka paylaşırım zaten. Devam ediyoruz. Esenlik sizin aslında 360 derece iyi olma haliniz. Mütemadiyen stres yaşadığımız, bizim gibi İstanbul gibi bir yerde yaşayan insanlarda ve özellikle bu süreci yaşadığımız yerlerde esenliğimiz bizim elimizde olmadan düşmeye başlıyor. Ve bu bizim yaptığımız her şeyi etkiliyor. Çocuğumuzla konuşmamızı, iş yapma süremizi, iş yapma süremizle beraber iş yapma niteliğimizi, kendimizi iyi hissedip hissetmediğimizi, stresten kurtulma hallerimizi, bunların hepsini etkilediği için aslında biz ne yapmaya çalışıyoruz? İç mekanlarda tam aksine esenliğimizi olumlu yönde etkileyecek noktaları mümkün olduğunca katmaya çalışıyoruz. Bunun da aslında belki de en büyük sebeplerinden bir tanesi gerçekten bu. Stres. Stres dediğimiz şey bizim evet dilimize inanılmaz pelesenk olmuş bir kelime. Yani 4 yaşındaki çocuk anaokulundan geldiği zaman bugün günümü çok stresli geçirdim diyebiliyor ama şöyle bir gerçek var ki bizim doktora gitme sebeplerimizin %40 ile 70 arası, aslında ortalaması %60 sebebi stres. Bunun için bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında iç mekanlarda mümkün olduğunca bu stres seviyesini azaltmak. Ve siz insan odaklı mekanlar tasarladığınızda, işin içine biyofilik tasarımı getirdiğinizde yaptığınız şey ne oluyor? Bu stres seviyesini ister istemez azaltmaya ve stres seviyesini azalttığınız için de esenliği arttırmaya başlamış oluyorsunuz. Ve biz bunu gerçekten şöyle bir araştırdık. Dedik ki interface olarak 2015 yılında tüm dünyada yaklaşık 17 ülkede 7600 çalışan üzerinde yaptığımız bir araştırma var. Şunun altını çizmek istiyorum. 17 ülke, 7600 çalışan ama
cinsiyet, yaş, sektör, hiçbir şey fark etmeksizin, kuşak fark etmeksizin yapılmış bir çalışma. Yani sonuçları gerçekten ama gerçekten çok genel ve çok doğru olan bir çalışmadan bahsediyoruz. Ve şunu sorduk, gerçekten acaba biyofilik tasarımın çalışma mekanlarında insanların üzerindeki etkisi ne? Olumlu bir etkisi var mı, olumsuz bir etkisi var mı ya da acaba biz bu biyofilik tasarım boşuna mı konuşuyoruz diye. Ancak bunun çıktılarını da yine aynı web sitesinden paylaşacağım sizinle. Biyofilik tasarımın çalışma veriminde, yaratıcılığında ve insan esenliğinde inanılmaz önemli olduğunu keşfettik. Çıktılarda da ilki mesela şu. Sadece 3 tane biyofilik tasarım öğesini ekleyerek aslında bir anda yaratıcılığımız, esenliğimiz ve verimimizin artmaya başladığını görüyoruz. Nedir bu? Çalışma mekanımıza sadece gün ışığı, bitki ve doğal havalandırma ekleyerek. Yani siz bu aralar evinizde gün ışığı almayan, pencereyi açamadığı belki görmediğinizde çalışıyorsanız bunu hemen değiştirmeniz lazım demektir. Bu üçünü eklediğiniz zaman, bakın sadece bu üçünü eklediğiniz zaman bir kere esenliğiniz %15 oranında artıyor. Yaratıcı sektörde çalışan insanlar için, ajanslar için en önemli şeylerden bir tanesi. Yaratıcılığımız %15 artıyor ve herkes için çok önemli olan verimimiz %6 oranında artıyor. Ben bu %6'yı söylediğim zaman insanlar bazen şöyle bir göz çevirebiliyor. Çünkü %6 hani çok düşük bir yüzde gibi geliyor ama küresel firmaları düşündüğünüz zaman dünyanın her yerinde ofisi olan, inanılmaz yüksek sayıda çalışan olan insanı firmaları düşündüğünüz zaman aslında bu demek oluyor şu. 100 kişinin çalıştığı bir ofiste sene sonunda 6 kişinin işi demek. Biz bunu genelde işverenlerle, yani son kullanıcılarla paylaştığımız bir istatistik oluyor. Siz çalışanınıza ne kadar yatırım yaparsanız aslında veriminiz o kadar artıyor. 100 kişilik ofiste 6 kişinin işinin çok daha iyi yapılabiliyor olması demek yatırım yapmak için en büyük sebeplerden biri. Ve sadece doğal ışık, doğal havalandırma ve bitki ekleyerek yapabiliyorsunuz bunu. Bir sonraki sorumuz da şu oldu. Çalışanlara şunu sorduk. Ofisinizde en çok istediğiniz, eksikliğini en çok hissettiğiniz şeyler ne? Ve bu 5 tanesi olduğu çıktı ortaya. Doğal ışık, sessiz çalışma mekanı, parlak renkler, canlı bitki ve manzara. Hatta deniz manzarası özelinde olduğunu söyleyebilirim bunun. Bu niye önemli? Bunların aslında bu 5 tane olgunun biyofilik tasarımın desenleriyle neredeyse tamamen örtüştüğünü görüyorsunuz. Şimdi griler de bejler de doğal renk baktığınız zaman ama o kadar uzun zaman sadece gri ve beje mahkum olduk ki doğada sadece gri ve bej yok. Turuncu var, mavi var, yeşil var ama gerçekten pembe de var, mor da var, çok daha başka renkler de var. Bunları da bir şekilde görüp o gri ve bejleri bir şekilde aksanlı yükseltmek istiyorsunuz. Doğal ışık çok mantıklı, canlı bitki çok mantıklı ve sessiz çalışma mekanı. Dediğim gibi gerçekten açık ofisler bir zamanlar çok çok iyi fikirlerdi. Ama beraberinde getirdiği en büyük sıkıntılardan bir tanesi gerçekten akustik ve odaklanamama sorunu. Mesela biyofilik tasarımdaki o refüj desenini düşünün. Aslında bunu tamamen refere eden bir konudan bahsediyoruz burada. Mevcut durumu analiz ettiğimizde ise bir baktık çalışanlar nasıl ortamlarda çalışıyor diye. Bir kere %42'sinin doğal ışığa hiçbir şekilde erişimi yok. %55'inin herhangi bir gördüğü bir yeşil doku yok. %7'sinin penceresi bile yok. Bunları zaten düşündüğünüz zaman olan şey ne oluyor? Bunlar aslında gitgide evet bunlar yoksa bunların istenmesi gerçekten çok mantıklı diyorsunuz. Ve daha da önemlisi bu, tekrar hatırlatayım, bu çalışma X-Y kuşağı karışımında yapılmış bir çalışma ve şu ortaya çıkmış. Çalışanların 1/3'ü nerede çalışmak istediklerine karar verirken İlk 3 kriterlerinden bir tanesi ofis tasarımı. Yani günlerinin 8-9 bazen de daha uzun geçirecekleri zamanlarının aslında nasıl bir mekanda geçireceklerine daha fazla önem vermeye başlıyorlar. X kuşağı biraz daha kanaatkar bir kuşak ancak Y kuşağı bir yere bağlaması zor bir kuşak. Kapıdan gelen Z kuşağı da keza aynı şekilde. Bu da şunun için önemli. Uluslararası firmaların kalifiye eleman bulması gitgide zorlaşacak demektir. Belki kalifiye eleman bulması değil ama kalifiye elemanı bulup yatırım yaptıktan sonra o elemanın uzun yıllar kendisine katkı sağlaması ve aynı zamanda uzun yıllar onunla çalışmasının gitgide daha zor olacağı bir yere geliyor aslında konu. Ofis tasarımı burada önemli. Çünkü sizin Y kuşağını, Z kuşağını ve X kuşağını
ofisinize, markanıza bağlamak için en önemli şeylerden bir tanesi artık ofisinizin tasarımı. Bunun için küresel firmaların hiçbir şekilde ihtiyaçları olmadığı halde ofislerini yenilemeye başladıklarını görüyoruz. Çünkü çalışanına ve gelecek potansiyele yatırım yapmak istiyorlar. Şimdi sizinle ufak ufak aslında ne yapacağız? Bazı biyofilik olarak, gerçekten biyofilik olarak tasarlanmış ofisleri inceleyeceğiz. Sadece ofis değil, otel de var, okul da var. Ama çok farklı örnekler göreceksiniz. Birbirinden neredeyse hiçbir şekilde alakası olmayan örnekler göreceksiniz. Ben bunları özellikle bu şekilde bir araya getiriyorum ki biyofilik tasarımın sadece bitki demek olmadığını, tek bir yolu olmadığını ve çok farklı şekillerde düşünebileceğinizi anlatmak için. Mesela ilki Beamish'in yaptığı Genzyme ofisi. Bunun tabii bir enteresanlığı var ki çalışanlarla aynı zamanda bütün ofis tekrar refer edildikten sonra bir anket yapıyorlar ve çalışanların %88 çok daha esen olduklarını söylüyor. %88 inanılmaz yüksek bir oran ama burada mesela kesitte aslında görüyorsunuz, birazdan iç mekandan fotoğraflar da göstereceğim size ama bu tasarımın en belki de enteresan yeri nedir? Bakın burada çatıda gün ışığının içeriye mütemadiyen alındığını görüyorsunuz. Çünkü çatıda bazı reflektörler var. Bu reflektörler güneşin yönüne göre onunla paralel hareket edip güneş ışığından mümkün olduğunca maksimum bir şekilde etkilenmeyi sağlıyorlar. Ve bu gün ışığı bu reflektörlerle içeri alınıyor. Ve daha sonra iç mekandaki başka reflektörlerle aslında bütün bu avluya, bu galeri boşluğuna, atriuma yayıldığını görüyorsunuz. Zaten yeşil dokuları yer yer görüyorsunuz, yerleştirilmiş durumda. Fotoğrafa baktığımız zaman aslında gördüğümüz şey bu. Bakın, bir yandan bütün mekanı algılayabiliyorsunuz. Merdivenden çıkarken ne oluyor? Yüksekliği algılıyorsunuz, risk ve peri. Bütün mekanı prospekt olarak algılarken ama aynı zamanda yarı şeffaf mekanlarla acaba bunların arkasında ne var diyorsunuz. Bakın burada ritmik olmayan duyusal bir algı görüyorsunuz. Bunlar aynı zamanda güneş ışığının iç mekanda mümkün olduğunca yayılmasını sağlayan reflektörler. Bununla da kalmıyor aslında. Biyomorfik formlardan ilham almış aydınlatma elemanları görüyorsunuz ki şu an belki arkamda görebiliyorsunuzdur. Mesela InBetween'in yeni ofisindeki mesela bocça aydınlatmaları da en iyi biyofilik paternlerden aslında bir tanesi. Gerçekten şahane. Birazdan böyle bu bittikten sonra biraz daha burayı göstermek istiyorum zaten size. Mesela bu SAP'nin Almanya'daki ofislerinden bir tanesi. Biyofilik, bir kere doğal sistemlerle bağlantınız var. Gün ışığını tamamen alıyorsunuz, doğal havalandırmadan yararlanabiliyorsunuz. Zonlama var, bakın sert ve yumuşak zemin bir arada kullanılmış, doğal malzemeler kullanılmış, bir yandan düzen yaratılmış. Bütün mekanı bir anda algılarken ama aynı zamanda buradaki ritmik olmayan bir separatörle aslında mekanları da birbirinden ayırmış oluyorsunuz kompleksite ve order sayesinde. Bu Amsterdam'daki bir bankanın kendi ofisi. Mesela biyofilik tasarım deyince insanların aklına çok fazla beton gelmez. Ama en iyi biyofilik tasarlanmış aslında örneklerden bir tanesi de bu. Birçok biyofilik deseni kullanmış durumda. Doğayla görsel bağlantı, ondan sonra gerçek olan ve gerçek olmayan bitkilerin kullanımı. Dümdüz bir koridor yerine biraz daha zikzaklı bir koridor yaratarak insanları farklı yollardan gitmeye teşvik etmek. Bir yandan bütün mekanı algılarken aynı zamanda acaba buranın arkasında ne var diyorsunuz. Doğal ışık alıyor aslında burada görmediğiniz yerlerden. Birazcık bakın yerdeki gölge oyunlarını görüyorsunuz. Gün ışığıyla beraber o gölgelerin yeri de değişmeye başlıyor. Farklı yükseklikler bir arada. Bir yandan beton kullanılmışken bakın ahşaplar da çok güzel bir şekilde, tatlı bir şekilde aslında mekanlarda yerini bulmuş. Çok eski görünümlü olmasına rağmen evet çok biyofilik tasarlanmış bir ofis. Ahşap, burada görüyorsunuz tamamen doğal taşlarda ilham almış zeminler, gerçek bitkiler, zonlama, doğal ışık, güneş ışığının mümkün olduğunca içeriye dolması, doğal havalandırmadan yararlanan ofislerden bir tanesi aynı zamanda bu. Bu arada bu örnekleri ben güzel ya da çirkin örnekler diye koymadım. Biyofilik örnekler diye bir araya getirdim. Bunun da hakikaten en büyük sebebi biyofilik tasarım yapmanın tek bir yolu olmadığını göstermek. Bu mesela Red Bull'un Toronto'daki ofisi. Ahşabın zeminden bir anda çıkıp bir masa haline geldiğini görüyoruz. Yine burada görebildiğiniz ne var?
bir çiçekmiş gibi aslında. Bir çiçekten ilham almış, biyomorfik formda ilham almış bir aydınlatma elemanı görüyorsunuz. Ama sadece bu değil. Bakın buradaki duvar öğesi de taş duvarları algılatıyor aslında. Bir yandan çok modern ama bir yandan doğadan birçok referans almış bir iç mekan tasarımı. Bunu herkes mutlaka bir yerde ya görmüştür, ya bir Instagram'da ya da bir Facebook'ta mutlaka bir paylaşmıştır. Bu Selgas Kano diye bir mimarlık ofisinin kendi ofisi. Kendi çalıştıkları yer. Buradan bakınca mükemmel değil mi? Tamamen doğa içerisinde bir ofis. Yani bunun biyofilik mi diye sormanıza bile gerek yok. Çünkü doğayla tamamen hemzemin haline gelmiş bir mekandan bahsediyoruz ama kimsenin görmediği buranın iç mekanı. Aslında içeriden böyle görünüyor. Ne kadar minimal. Yaptığı tek şey aslında kendini doğayla tamamen bütünleştirerek o biyofilik tasarımı aslında içeriye mümkün olduğunca yaymak. Başka yaptığı hiçbir şey olmamasına rağmen tek yap bakın ufacık bir parlak zemin, aslında ahşap bir zemin, zonlama, burası koridor, burası da senin çalışacağın yer diye ikiye ayrılmış bir mekan görüyorsunuz. Gün ışığından tamamen yararlanıyor. Yani zaten buradaki renklerden görüyorsunuz. Yıl içerisinde o ağaçların yeşermesi, çiçek açması, sonbaharda solup yaprak dökmesi, bütün o biyolojik döngüyü aslında sene boyunca insanlar burada çalışarak okuyabiliyorlar. Türkiye'de aslında da çok güzel örnekleri var. Bu mesela KG Mimarlığı'nın yaptığı Erciyes Holding projesi. Bu aslında eski bir proje. Yanılmıyorsam neredeyse 4 ya da 5 senelik. Yani biz daha biyofilik tasarım konuşmadan KG Mimarlığı'nın gerçekten Türkiye'deki bence en iyi biyofilik tasarım örneklerinden bir tanesi olduğunu söyleyebileceğim bir ofis yarattılar. Neredeyse hani desenleri çeklediğiniz zaman 14 desenin 14'ünün de olduğu bir ofis tasarımıdır bu. Bakın bu aslında bir halı, bizim halımız, interface'in halısı ama biyomimikriyi çok kullandığımız için biz genelde dış mekanı iç mekana taşımak için en iyi yollardan bir tanesiyiz zaten zeminde. Burada görüyorsunuz bakın. Sanki çimin üzerinde yürüyormuşçasına. Burada toprakla, sağ tarafta da toprakla çimi bir arada görüyorsunuz. Ama aynı zamanda bir refüç görüyorsunuz. Aslında hiçbir ritmi olmayan aydınlatma elemanları görüyorsunuz. Bir yandan da gün ışığını içeriye taşıdığını görüyorsunuz. Gerçeklik ki taşlar bunun üzerinden ufak ufak acaba ayağım kayar düşer miyim diye düşündüğünüz risk ve perilere refer eden bir tasarım grubu. Burada mesela en sağda su kenarından yürüyorsunuz. Bu son projelerden bir tanesi Stüdyo 13 Mimarlığı'nın yaptığı. Aslında tek yaptığı şey gün ışığını içeriye mümkün olduğunca doldurmak, daha minimal bir yer tasarlamak ama zonlamalara çok dikkat etmek. Yeşil bitki tabii ki tadında çok güzel bir şekilde insanları mütemadiyen görebilecekleri yerde konumlandırılmış. İnsanlara farklı yerlerde çalışma imkanı veren, hareket edebilme imkanı veren, sert ve yumuşak yüzeylerin, doğal malzemelerin kullanıldığı bir mekan tasarımı. Bu mesela Avustralya'da bir tane küçük bir okul. Sol tarafta dıştan görünüşünü görüyorsunuz. Sağ tarafta da iç mekanı görüyorsunuz. Çok minimal ama minimal olduğu kadar da oldukça biyofilik tasarlanmış okullardan bir tanesi. Ve eğitim hayatında gerçekten biyofilik tasarım o kadar önemli ki. Şimdi evde eğer çocuklarımız, yani çocuğumuz varsa onların online eğitimleri ve dersleri artık eskisi gibi okulda olmadığı için, evde daha çok zaman geçirdikleri için artık evdeki öğrenme hızlarını ve dikkat düzeylerini arttırmamız gerekiyor. Gün ışığı bunlardan en önemlisi yine. Onları mümkün olduğunca online derslerini gün ışığı alabilecekleri yerde konumlamak, ödevlerini orada yapmak en önemli, yani en kolay yapabileceğimiz şeylerden belki de bir tanesi. Bu yine Hollanda'dan bir örnek. Bakın refüç mekanlarını görüyorsunuz. Bir yandan sert ve yumuşak zemin ama aynı zamanda yüksekliği algılatan bir galeri boşluğu. Mesela şurada sağda gördüğünüz, biz bunu bazen Google ofisleriyle aslında eşleştiriyoruz. Bunlar da aslında şu sağdaki küçük yumurtamsı şeyler de aslında refüç alanları. Çünkü oraya oturup tamamen kapatıp kendinizi bütün mekandan izole edebiliyorsunuz. Bu bir otel renderı, biyofilik tasarlanmış bir lobi. Biyofilik olarak tasarlanmış lobilerde geçirilen zaman diğer otellere kıyasla, diğer otellerin lobilerine kıyasla %37 daha fazla. Bu Avustralya'da bir, Sydney'de bir tane otelin resepsiyonu. Farkındaysanız insanlar aslında iç mekanda ama ağaçlar, o gün ışığının içeriye alınması,
mobilya seçiminden ötürü insanlar iç mekanda değil de dışarıda bir parkta oturuyorlarmış gibiler. Bu çok enteresan. Berlin'deki bir tane hostel aslında bu, Hotel Palace diye. Yaptıkları tek şey şu, siz burada odalarda değil, iç mekanda karavanlarda kalıyorsunuz. Burada size aslında sattıkları şey deneyim, camping deneyimi. Yani odanız klasik bir otel odası değil, odanız aslında bir karavan ve siz gerçekten inanılmaz bekleme listesi olan bir otel bu arada bu. Sırf bu karavanda kalmak için, o deneyimi yaşayabilmek için bu bekleme listesinde olmayı göze alabiliyorsunuz aslında. Mesela Herzog de Moro'nun bir çocuk oteli tasarımı Zürih'te. Bu mesela Güney Afrika'daki bir tane yine çocuklar için, az önce çocuk oteli değil mi, çocuk hastanesi. Bu da aynı şekilde bir çocuk hastanesi. Şöyle bir enteresanlık var. Hasta odalarının baktığı iç bahçe o kadar güzel bir şekilde organize edilmiş ki o çocukların orada aslında hastanede oldukları değil, sanki oraya sadece kısa süreliğine tatile gelmiş hissi vermesi için tamamen tasarlanmış bir yerden bahsediyoruz. Bakın buradaki zaten bütün biyofilik desenleri görebiliyorsunuz. Sadece doğayla bağlantılı olmasına ötürü değil. Aynı zamanda burada cephedeki biyomorfik formlar da bunlardan bir tanesi. Ritmik olmayan dağılım görüyorsunuz aynı zamanda ama iç mekanda böyle. Çok minimal, çok açık, tamamen ışığa odaklı. Renklerin çok dengeli bir şekilde kullanıldığı bir hastane tasarımı. Şimdi ufak bir alıştırma yapacağız sizinle. Onun için herkes kendini mute edebilir ya da istiyorsanız chatten yazabilirsiniz. Bu gerçekten Google'ın biliyorsunuz Begin ve Heather Wick'in beraber tasarladığı Mountain View'deki ofislerinin önerisi. İyi biyofilik olarak tasarlanmış önerilerden bir tanesi. Benim size sorum şu. Burada görebildiğiniz biyofilik tasarım desenlerini bana söyleyebilir misiniz? Evet. Başka? Tavandaki taş mimar. Yılmaz'ın gün ışığı alması. Evet, doğru. Başka? Cam fasatların olması. Suyun olması içeride. Dilerseniz şöyle yapalım. Chat üzerinden de yazabilirsiniz. Ya da dilerseniz teker teker de alabiliriz. Ses dağılıyor çünkü. Güzel yorumlar geliyor kaçırmamak adına. Evet, çok yerinde bir müdahalede bulundu, sözlü dilek. Aslında chat'te yazarsanız gerçekten güzel olur. Niye? Çünkü bunu bir de kalıcı olarak aslında görmek istiyorum. İnsanlar neleri fark etmiş, neleri fark etmemiş diye. Nisa ve Deniz yazıyor, Deniz konuşuyordu galiba ama herkesten bekliyorum. Ben bir yorum yapabilir miyim Neslihan? Tabii ki. Müthiş eğitici ve müthiş kapsamlı bir sunum yaptın gerçekten ve bizim bu konuya bakış açımızı çok genişlettin. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Ve biyofilik tasarımın aslında sadece doğanın birebir elemanlarını kullanarak değil, yani ışığı, suyu, belki ateşi, belki bitkiyi, ağacı değil, doğal taşı değil, aslında çok indirekt kullanımlarla da bu hissin, bu iyileştirme, bu iyi hissetme ve verimli olma hissinin yaratılabileceğinden bahsettin. Bu çok önemli bir şey. Bir yandan da aslında ürün tasarımına da çok teşvik edici bir dal. Sadece mimarlar ve iç mekan tasarımı değil, gerçekten daha biyofilik mekanları biraz trigger edecek ürün tasarımlarını da daha çok görebiliriz bu dönemde. İşte bahsettiğin belki daha odaklanmak için işte o refüj alanlar olabilir, aydınlatma tasarımları olabilir. Ya da daha oyunlu, daha açıkçası doğal, daha biyofilik elemanların kullanıldığı separatörler olabilir. Yani bu mimariden çok daha aslında yaşamsal bir boyuta geçiyor ve ürün tasarımı anlamında da çok büyük bir potansiyel var. Tabii bir de işin içine şu girecek. Şimdi bu herkesin yeni normal olarak nitelendirdiği artık
ofislere dönmeye başladığımız zaman tabii bir şeyler değişecek. Aslında biyofilik tasarımla bütün o kısıtlamaları o kadar güzel yansıtabiliriz ki hani insanların mesafeli kalma zorunluluğunu, ondan sonra nereden nereye gitmeleri gerektiğini, ne zaman birine yaklaşıp yaklaşmamaları gerektiğini, mekanlar arasında bir, yani bir mekanda bulunması gereken insan sayısını bile aslında biyofilik tasarımın bazı desenleriyle hiçbir şey yapmadan sağlayabilirsiniz ve o kısıtlamaları çok doğal bir şekilde iç mekanda getirebilirsiniz. Bunun için de belki biyofilik tasarımı biraz daha incelenip bu yeni normalde nelerinden ne referans alabiliriz, ne şekilde destek olabiliriz, belki o bağlamda da gerçekten senin dediğin gibi bakılabilir. Aslında biyofili yeni normal. Aslında biyofil değil aslında. Biyofil aslında bizim her zamanki normalimiz ama biz yeni yeni fark etmeye başladık. Aslında bize ne kadar uyması gereken, ne kadar daha sık göz önünde bulundurmamız gereken bir tasarım şekli olduğunu. Kesinlikle. Yorumlar geliyor. İstersen. Evet gördüm. Su, bitki ve gün ışığı. Evet. Bizim 3 tane aslında resenimizi takviye edeceğiz zaten söylemiş. Sezgahın şekilde bant şeklinde cam fasat olmasıyla gelen gün ışığı. Mesela şu enteresan bir bilgi. Biyomorfik formlar evet bize çok iyi gelir. Ama aynı zamanda dikdörtgen olan her şey de bize çok iyi gelir. Çünkü biz zaten hayatı bu şekilde bir dikdörtgen bantla algılıyoruz. Onun için dikdörtgen şekiller bazen kareye kıyasla bizi daha kendine çekmeye başlar. Mesela cephelerdeki o dikdörtgen bantı söylemiş ya mesela Sezgi. O dikdörtgen banttan alınan ışığın da bize iyi gelmesini, yerde mesela bir dikdörtgen ışık yaratması da o bağlamda aslında iyi şeylerden bir tanesi. Mesela doğal ışık, doğal malzemeler, evet ahşap kullanılmış mesela. Tavanda kullanılan şekil, evet mesela tavan tamamen biyomorfik bir tavan aslında. Yarı geçirgen bir tavan. Hem su güneşin içeriye girmesini sağlıyor. Ama aynı zamanda zeminde farkındaysanız ışık ve gölge oyunları oluşmasına da sebep oluyor. Zeminde gölgeler, evet yükseklik, çatıdaki por benzeri boşluklarla gün ışığı kesinlikle. Ve aynı zamanda evet o tamamen şeffaf cephe olması aslında sizin iç mekan ve dış mekanı birbirinden ayırmadan sanki iki mekanı birbirinin içerisinde aslında akıtmış gibi görüyorsunuz. Zonlara ayırma çok doğru. Bilgen farkındaysanız gerçekten her şey net çizgilerle olmamasına rağmen duvarsız mekanlar şeklinde birbirinden ayrılmış durumda. Hayır, bence öyle değil Çağatay. Kesinlikle kapalı alanlarda dünyayı korumuyoruz. Tam aksine dünyayı kendi kapalı alanlarımıza aslında entegre etme çabası. Evet, insan da gerçekten en önemli biyofilik desenlerden bir tanesi. Çünkü insan dediğiniz şey de doğanın gerçekten bir parçası. Bir bakalım neler varmış peki. Risk, peril, evet, köprüler. Aynı, evet. Bakın aslında burada görüyorsunuz. Burada biraz daha biyofilik tasarım dilinden yazılmış desenleri görüyorsunuz ama bunların hepsini gerçekten herkes söyledi. Biyofilik formlar, karmaşık ve düzen, dinamik ve dağınık ışıkla aslında gölgeler, gölge oyunları oluşması, şeffaf cepheyle, doğal sistemlerle görsel bağlantı, doğayla görsel bağlantı, suyun varlığı. Mesela burada yazmayan tek şey risk ve perildi ve siz de onu gerçekten söylediniz. Belki görsel olmayan bir takım bağlantılar da var. Koku gibi, zemindeki mutlaka, o hap gibi. Ve mesela sağda gördüğümüz su öğesinin aslında aynı zamanda su sesi yaratıyor olması gibi. Evet. Bir ikincisine geliyoruz şimdi. Bu Kickstarter'ın ofisi. Kickstarter galiba hepimiz şirket olarak biliyoruzdur. Birazcık zaman vereceğim size. Planı ve kesidi bir inceleyin. Bir de hatta size şöyle iki tane de iç mekanından fotoğraf göstereceğim. Birazcık burada duracağım. Sonra tekrar plana ve keside döneceğim. Ve yine gördüğünüz, algılayabildiğiniz biyofilik desenleri bana yazmanızı rica edeceğim. Yazmaya başlayabilirsiniz dilediğiniz zaman. Evet ama kimse yazmıyor. Bence çok zor değil. Evet, sert ve yumuşak zemin.
Evet, doğal ışık, ışık gölge, oturma düzeni. Evet, çok doğru algılamışsın Deniz. Ofis çalışanları her zaman doğal ışık alıyor. Ve gerçekten doğal ışığın içeriye dolduğu bir ofis görüyorsunuz aslında. Sadece cepheden değil, aynı zamanda galeri boşluğundan da. İç bahçe. Evet. Prospekt ve mekanı algılı biliyor. Doğa içe doğru. Hı-hı. Çok enteresan mesela toplantı mekanları ile ilgili şöyle bir istatistik var. İnsanların bir toplantı esnasında ürettikleri bilgi miktarıyla rastgele bir araya geldikleri zaman ürettikleri bilgi miktarını karşılaştırmasını yapmışlar ve şunu fark etmişler. İnsanlar bir sebepten ötürü bir toplantı masasının etrafına toplanmaktansa kahve alırken ya da işte kahve içerken ufak tefek işte bir yerden bir yere yürürken biriyle karşılaştığı zaman paylaştığı bilgi alışverişinden çok daha verimli ve çok daha sağlıklı bilgi üretildiği çıkmış ortaya. Ve çok daha fazla bilgi üretildiği çıkmış ortaya. Yani toplantı yapmak demek aslında bir bilginin ortaya çıkması demek değil. En çok istenen şey aslında toplantının mümkün olduğunca kısa sürede çok verimli bir şekilde bitiriliyor olması. Ve gün ışığı alan, doğal havalandırılmış mekanlarda toplantı yapılması da mesela buna en yardımcı olan şeylerden bir tanesi. Çok doğru. Mesela şeyleri görmeye başladık iç mekanlarda gitgide, özellikle ofislerde. İnsanları sadece masalarına bağlamayı değil ama farklı insanlarla entegre olabilecekleri şekilde, karşılaşabilecekleri şekilde layout tasarımları görmeye başladık. Bunun da en büyük sebebi aslında çalışanlar arasındaki iletişimi mümkün olduğunca üst seviyeye çıkarmak. Şimdi bakalım. Burada planda ve kesitte işledik. Mesela düzenli düzensiz sert zemin ve yumuşak zemin bir aradalıkları demiştik. Bunlar doğru. Zaten doğal sistemlerle bağlantı, iç bahçe içeri alarak ve aynı zamanda yeşille görsel bağlantıyı kurarak bunu yaptığımız doğru. Ondan sonra prospect dediğiniz çok çok doğru. Aynı zamanda ama refüçler de var. Nerede var aslında? Bakın burası bile bir refüç alanı baktığınızda. Burası bir refüç alanı. Buraya kadar bir sorusu, paylaşmak istediği bir şey olan var mı? Yani şey, chat'e de yazabilir, sesli de söyleyebilir. Çünkü bundan sonra aslında size birazcık vereceğimiz göreve geleceğiz. Evet, ışık oyunları yani dağınık ve doğrudan ışık oyunları, ışık gölge oyunları kesinlikle var Nisa, çok haklısın. Evet, sorusu olan var mı bu zamana kadar? Ya da eklemek istediği bir şey. Mesela Çağatay sen çok haklısın, gerçekten çalışanlar arası iletişim. Bunu konuşuyor olmamız çok enteresan bir kavram. Çünkü bu zaten hali hazırda var olması gereken bir şey. Tıpkı bizim neden insan odaklı mekan tasarlamayı konuşuyor olduğumuz gibi zaten her mekanın aslında baktığında insan odaklı olması lazım ama tabii günümüz yaşantısında tasarlanan ve ortaya çıkan mekanlar genelde insandan çok bütçe odaklı oluyor. Halbuki artık bugünden sonra belki COVID'in silver lining yani olumlu yönlerinden bir tanesinin ne olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha insan sağlığı odaklı mekanlar tasarlanmaya başlayacak ister istemez. Şimdi benim aslında burada koyduğum ve sizin burada görebildiğiniz pozitif mekanlar yaratmak hem well-being standart hem de biofit tasarım kullanarak pozitif mekanlar yaratmak. Siz bu dokümanı interface.com/blog'dan edinebiliyorsunuz. Interface'in kendi blogundan indirebiliyorsunuz ve içinde burada görebildiğiniz gibi bu slide'da görebildiğiniz gibi 14 tane desen ve bu 14 tane deseni elinizdeki bütçeyle neler yapabileceğize dair örneklendiği bir doküman. Bu mükemmel bir yol haritası bence gerçekten her iç mekan tasarımcısı için. Çünkü hem size ilham veren
hem de bütçenize göre öneriler sunan, bir yandan da aslında bütün bu desenleri biraz daha kafanıza kazıyan bir doküman. Dijital olarak elinizin altında bulunması emin olun hepinizin yararına. Yapabilirseniz gerçekten indirin. Zaten indirmeniz gerekiyor çünkü size verdiğim görevde bu dokümandan yararlanmanız gerekecek. Heyecanla bekliyoruz. Çünkü müthiş örnekler gösterdin gerçekten. Çoğunluğu da İskandinav ülkelerinde olan işte ve tanıdığımız ve çok sevdiğimiz İskandinav mimarlık ofislerinden Şimri Temerlensen gibi, Sunu Hetta gibi mimarlık ofislerinin tasarladığı farklı ölçeklerde yapılardan bahsettim. Ve her zaman tabii ki biz herhangi bir ülkede ya da coğrafyada gün ışığı, açık alan, hatta aydınlık bile bulamıyoruz. İşte sağır cepheli yapılarda yaşıyor olabiliyoruz. Belki çok dar bir sokağa bakan bir açıklığımız var, penceremiz var. Ve şu an bu mekanlardan da bütün yaşamsal aktivitelerimizi devam ettirmek durumundayız. Yaşıyoruz, çalışıyoruz, yemek yapıyoruz, sosyalleşiyoruz. Dolayısıyla bu dönem için aslında şu an senin vereceğin tas çok önemli. Bütün bu sonra. Aslında bu bir şunun için de önemli. Home office, yani mesela şimdi herkesin üzerine home office ama ben son 5 senedir home office çalışıyorum zaten. Aslında bu vereceğim biraz da şunun için önemli. Eğer siz, çünkü bu sürecin ne zaman biteceğini gerçekten bilmiyoruz. Büyük ihtimal ofislere dönmeye başladığımız zaman da bir anda herkes ofislere dönemeyecek. Dönüşümlü olarak çalışmamız gerekecek. Yani evimizde geçirdiğimiz zaman azalmakla beraber sıfıra düşmeyecek. Hala evimizden çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için aslında en önemli şeylerden bir tanesi mekandaki planlamayı iyi yapmak. Neler yapabilirsiniz, nasıl yapabilirsiniz? Birazcık sizi bunu düşünmeye teşvik edecek bir görev veriyorum aslında ben size. Bu da şu. Kendi evinizin, yaşama alanınızın eskizi üzerinden düşünmeye başlamanızı. Önce mevcut yeri çizmenizi istiyorum. Ve ondan sonra da bunun üzerinden mevcut yaşama alanınıza entegre olacak şekilde günün her saatinde kullanılabilecek ve en az 9 biyofilik tasarım desenine sahip ve hepimiz evimizde olduğumuz için mevcut ekonomik durumumuz çok parlak olmadığı için ülkece düşük bütçeli bir çalışma alanı yaratmanızı istiyorum aslında sizden. Bunu tabii ki şu an yapmayacağız. Bu sizin göreviniz. Benim istediğim şey aslında gerçekten kendi yaşama alanınıza, bu çalışma alanınızı, mevcut çalışma alanınızın biyofilik olduğunu düşünüyorsanız ya biyofilik olarak entegre ettiğinizi düşünüyorsanız doğrudan onu da yansıtabilirsiniz. Ya da belki sizin için gerçekten bunun üzerine düşünmeye bir fırsat olabilir. Kendi mevcut çalışma alanımı nasıl daha verimli, daha yaratıcı ve benim esenliğimi destekleyip stres seviyemi azaltacak şekilde gözden geçirebilirim diye düşünmeniz için bir vesile. Neler yapabilirsiniz? Sadece eskiz yapabilirsiniz. Bu eskizin üzerine ufak tefek malzemeler yerleştirerek bu mekanları ve bölgelemeleri belirtebilirsiniz. Bunu evinizde malzemeniz varsa ki emin olun çok rahat her şeyi dönüştürebilirsiniz. İplikler, makarnalar, evimizde hepimizin depoladığı bakliyatlardan birçok tasarım örnekleri çıkabilir emin olun. Bunlarla beraber aslında yaşama mekanınıza, bu çalışma mekanını entegre edip bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Ve tabii ki bir deadline'ımız var. Link bende çalışmıyor maalesef. Acaba başkaları aynı sorunu yaşıyor mu? Interface.com'a girdikten sonra aslında sağ tarafta bir blog küçük sekmesi göreceksiniz. Ona tıklayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Gelelim, görevimize geri dönelim. Bunun için ben aslında 24 saat diye düşündüm Dilek ama sen ne düşünürsün? 24 saat az mı, çok mu böyle bir mekan tasarlamak için? Aslında beni duyabiliyor musun? Evet. Aslında sıcağı sıcağına daha kompakt ve yoğun bir dönem olabilir bir saat. Daha önce senin de tecrübelerine istinaden ben de açıkçası bir saat, bir günü, bir saat diyorum. Bir günü verimli buluyorum. Çünkü çok bize hem bu işin hani formülünü hem matematiğini ama aynı zamanda ne kadar kişiselleştirilebileceğinden bahsettin. Ve biz bu bilgiyi almışken ben şu an yaşadığım, olduğum odanın eskizini yapmaya başladım. Dolayısıyla bir gün vermek çok iyi oldu. Hepimiz
kafamızı kaldırıp çevremizde ne var, nasıl bir manzara var, nasıl bir duvar var, pencere ve belki perde sistemi nasıl, ışık ve gölge ilişkisi nasıl, belki bunu düşünmeye başlasak bile ve ben her zaman şuna da inanırım, şu an aldığımız bu bilgiyi hemen işlersek bence gerçekten çok daha verimli olacak. İsterseniz biz bunu mesela, çok özür dilerim, biz bunu mesela öğrencilerle yaptığımız zaman şöyle yapıyoruz. Ben bu ayrıntılı olarak bütün bilgileri verdikten sonra gerçekten gruplar halinde onlara bir plan sunuyorum. Ve o planı tamamen kendi o an etrafta bulabilecekleri her türlü malzemeyle şekillendirmelerini ve biyofilik olarak yeniden tasarlamalarını istiyorum. Burada oradan tek farkı şu, benim onlara sorduğum şey şu oluyor genelde. Bir ofis tasarlayacaksınız ama o ofiste çalışılabilecek, yenilebilecek, yani yemek yenilebilecek, dinlenilebilecek ve toplantı yapılabilecek işlevleri ekleyeceksiniz. Buradaysa sizin kendi yaşama mekanınıza sadece çalışma işlevini eklemenizi istiyorum. Ama bunu yani 24 saat size çok az gelebilir. Aslında çok yeterli. Niye diyeceksiniz? Çünkü hem mekanınızı gözden geçirmek için size bir zaman vermiş oluyorum. Hem bu belgeyi indirdikten sonra incelemek için bir zaman vermiş oluyorum. Zaten kafanıza bir şeyler oturup eskiz yapmaya başladığınız zaman ister istemez elinizin bazı şeylere gitmeye başladığını fark edeceksiniz. Birazcık kendinizi o akışa bırakın ve ne olur daha sonra bu eskizi bittikten sonra bizimle tabii ki paylaşacaksınız. Çalışma mekanınızı o hale çevirmeye çalışın. Düşük bütçelememin en büyük sebebi o, çünkü o hedefinize ulaşabilir olmanızı istiyorum. Ondan sonra onları mutlaka bizimle, benimle, Dilek'le, InBetween'le mutlaka ama mutlaka paylaşın. En azından insanlara kendi yaşadıkları ve çalıştıkları mekanları çok daha iyi bir şekilde mevcut durumda bile tasarlayabilecekleri bilgisini ve umudunu vermiş oluruz. Yani kimse, çünkü hani yetinmek dediğimiz şeyi ben birazcık üzülerek karşılıyorum. Herkes her an her şeyi düzeltebilirmiş gibi geliyor. Mevcut durumumuzu da mümkün olduğunca iyi bir hale çevirmek gerçekten bizim elimizde. Sormak istediğim bir şey var mı? Ben kısa bir bilgilendirme yapmak isterim. Chat'te de paylaştım. info@intrebetween.online'a bu çalışmalarınızı gönderebilirsiniz. Tabii eskiz ve çizim dışında belki bir uygulama ve fotoğraf olursa da gerçekten bu çizimi ve bütün bu workshop'u aslında çok destekler. Ve bizim etkileşimimiz de artar. Ve umuyoruz bundan sonra bu iletişime de birlikte devam ederiz. Dediğin gibi çok hani kısıtlılık aslında bizim için bir bahane olmamalı. Böyle bir dönemde sadece bir renk bile, çok indirekt doğa elemanlarını kullanmak bile çok büyük etkiler yaratabiliyor. Belki eskizin yanında küçük bir uygulama ve fotoğrafını alırsak, belki videosunu alırsak, belki ses vardır çünkü. Onu da duyabiliriz. Aa, işte, olur, evet. Bu çok gerçekten keyifli olur. Ve biz bütün aslında bu şu an bu atölyenin kaydını alıyoruz şu anda ve YouTube kanalında yayınlayacağız. Bunu da hemen bugün yapıp herkese paylaşabiliriz. Instagram hesabımızdan bir link koyarız ve takip edebilirsiniz. Ve aynı zamanda bu katılımcılardan gelen çıktıları da yayınlayacağız internet sitemizde. Bu da çok güzel bir içeriğimize katkı olur. Ve aslında bu workshop'u ne kadar yayıldığını da görmüş oluruz. Çok çok güzel olur aslında. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu aslında bahsettiğimiz şey, biyofilik tasarım aslında aşama aşama gidebileceğiniz bir şey. Ben normalde şöyle bir şey yapıyorum. İnsanlara önce bunu böyle bir küçük hap gibi veriyorum. Biyofilik tasarım ve desenleri nelerdir diye. Ama mesela bunun sonraki aşamalarını da Çağatay sağ olsun doğru linki yazmış. blog.interface.com. Yapabileceğiniz şey şu. O blogda aslında bunun sonraki adımları da mevcut. Mesela benim size paylaştığım o işte çalışma mekanlarında biyofilik tasarımın etkisi araştırmasının aynı zamanda oteller için yapılmış olanı da var. Ondan sonra bunun dışında eğitim için yapılmış olanları da var. Ama bu konuyla ilgili gerçekten detaylı bilgi almak istiyorsanız her zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Çünkü bu sadece mimarlar tabii içgüdüsel olarak her zaman her şeyin çok doğrusunu yapmak istiyor. Ama önlerinde kocaman bir işveren olduğu için benim onlara yapmaya çalıştığım şey, mümkün olduğu yardımcı olmaya çalıştığım şey aslında işverenlerden gelebilecek, direnci mümkün olduğunca kırabilecek bilgileri verebilmek. Bazı istatistikler, ufak tefek bilgiler,
sizin işte mesela %6 verim artımı gibi bunun benzeri çok fazla aslında bilgi var. Hani bunlarla ilgili daha fazla detay öğrenmek isterseniz de benimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Ya da belki bu atölyenin ikincisini, üçüncüsünü, beşincisini, onuncusunu yaparız Dilek. Acaba yapar mıyız Dilek? Ya biz çok gerçekten seve seve yaparız. Dediğim gibi kişisel olarak da profesyonel anlamda da çok merak ettiğimiz, uzun zamandır da takip ettiğimiz bir konu. Ve bu dönemde açıkçası tabii ki bunu sadece bir atölyede değil, bunu yaşamımıza aslında katmamız çok önemli. Bu anlamda biz her zaman işbirliğine hazırız. Seve seve. Ve büyük bir böyle heyecanla gerçekten Bilgen'le birlikte In Between Design Space'i kurgulamaya çalıştık. Ve sen de şu evet. an... bir refüj alandasın aslında. Camın tam böyle güzel bir nişte. Güneş alabileceği. Güneş alan bir evet nişin içerisine biz 120 santim çapında bir mermer masamızı oraya koyduk. Bazen biz de odaklanmak istediğimiz zaman o 12 kişilik masamızdan çıkıp, ortak o alanımızdan çıkıp gerçekten o mermer masada daha fokus çalışabiliyoruz. Ve aslında ben refüj içerisinde refüj yarattım Bilgen'le. Şu an evet. O mermer masa burada. Ben önüme şöyle küçük bir masa daha aldım. Tamamen cam kenarına çektim kendimi. Ha, süper. Ondan sonra yani hem açıkçası mekan çok güzel olduğu için bunun biraz daha görünmesini istedim. Hem de hani biraz daha kendimi dışarıdan yani iç mekandaki hareketten soyutlamak istedim. Şimdi çok ufacık göstermek istiyorum size. Bakın bir mekan, dümdüz bir mekan nasıl biyofilik hale gelir? Bakın çok rahat 3-5 tane bitki ekleyerek daha biyofilik olarak düşünülmüş, üzerine gerçekten çalışılmış mesela aydınlatma elemanları ya da bazı dekoratif öğeler etkileyerek, ekleyerek. Aynı zamanda sanat eseri, doğadan ilham alan, doğayı anımsatan sanat eserleri kullanarak ki mesela şuradaki, şu duvarda gördükleriniz aslında size denizi, okyanusu algılatan sanat eserleri. Ama, tura çıkardım şu an çok güzel. Kendimi influencer gibi hissettim bir an Dilek. Devam et lütfen. Evet, ondan sonra ve sadece böyle de değil aslında mekanın tamamını belki biraz daha şöyle bakın. Ekran tanesini gördüm. Bir yorum varsa chatten alın. Tamam. Yo, stop share'de çok mantıklı bir şey söylediniz. Daha yüksek, daha büyük görmek istiyorsunuz. Şu an nasıl oldu? Daha büyük görebiliyor musunuz? Bence görebiliyorsunuz. Evet, gözüküyor. Evet, şimdi bakın çok açık. Aslında açık bir mekanda bir anda zonlamalar görüyorsunuz. Neyle? Aslında baktığınızda hem mobilyalarla, bembeyaz bir mekanınız varken bir anda tek bir duvarı renklendirerek orayı aksan hale getirebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi biyofilik olarak bu mesela bunlar Bocci'nin muhteşem armatürleri. Bu tür ufak tefek aslında iç mekan elemanları kullanaraktan mekanınızı biyofilik hale getirebiliyorsunuz. Bakın açık bir mekanda aynı zamanda tekrar ne yapılmış? Burada bir niş daha yaratılmış. Aslında bir zonlama var burada. Görebiliyor musunuz? Evet. Şöyle göstereyim. Ve bu zonlama alanı aynı zamanda ufak bir sergi alanı gibi kullanılmış ama ne zaman isterseniz aslında buraya küçük bir sandalye, küçük bir masa çekip bir çalışma mekanı haline getirebiliyorsunuz. Mesela burada gördüğünüz gibi size bir şekilde bana mesela gerçekten yelkenliği anımsatan, değil mi? Öyle görünüyor. Yelkenliği anımsatan, size denizi çağrıştıran iki tane çok güzel bir aslında boyama gibi gelecek size ama değil. Dokuma, evet aslında çok doğal. Dokumayla yapılmış. Evet, ilham yani olarak. Kumaş kullanarak gerçekten mesela sadece bunun yün kumaş olması bile, hafiften burada ketenler de doğal kumaş olması bile biyofilik tasarım desenlerinden biri olmasına sebep oluyor. Bizim Atlas Erran projemiz için Begüm Cana Özgür'ün tasarladığı bir duvar dokuması aslında ve Ay Tanrısı'na ithafen yapılmış, onun yorumlanması. Çok astroloji üzerinden çok güzel referanslar var. Hem Harran'ın, Mezopotamya Ovası'nın, o şaman pagan kültürüne de ait referanslar. Tabii dolayısıyla insanı çekiyor her şekilde. Çünkü bunlar kesinlikle. Çok birleştirici kültürler, çok birleştirici referanslar. Ve biz rengi de gerçekten mümkün olduğunca hem ayırıcı dediğim gibi hem o fokus alanları yaratmak açısından da kullandık. Hem de biraz doğayı çağrıştıran mavi ve daha böyle soft bir pembe kullandık. Bu da çok önemliydi bizim için. Evet, soft bir
Çok soft somon rengini şu an şey mevcut tabii ki kameradan okuyamıyoruz ama gerçekten çok basit bir şekilde çok üzerine düşünüp karmaşık formüller yaratmadan da biyofilik mekan tasarlayabileceğinizin belki de en büyük ispatı aslında burası. Evet. Şöyle geleyim. In Between'in diğer yarısı Dilgen de burada görmek isterseniz. Tabii ki her türlü hijyen koşulları göz önünde bulundurarak bir aradayız bugün burada. Ve ben bugün bana zaman ayırdığınız için öncelikle gerçekten çok teşekkür ediyorum. Umarım beklediğinizi almışsınızdır. Gerçekten bir şeyler öğrenmişsinizdir. Ve biyofilik tasarımı sevmişsinizdir ve aklınızın bir köşesinde belki bulundurabiliyorsunuzdur diye umuyorum ama dediğim gibi ne zaman bir sorunuz olursa ben çok ulaşılabilir bir insanım. Esen Küçük Aslan. Bana mailden ulaşabilirsiniz, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. En kötü ihtimal Dilek ve Bilgen'den InBitwin aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu konu üzerine her zaman konuşmayı, fikir paylaşımı yapmayı çok çok isterim. Nesren çok teşekkürler. Dediğin gibi çok öğretici oldu. Ve yani ben de burada inanılmaz notlar aldım ve başlıklar hani açtım kendimi. Çünkü bundan sonra gerçekten yaşama alanlarımızı biyofilik tasarımın bileşenlerini katarak çalışma alanlarına dönüştüreceğiz. Bu artık bir gerçeğimiz ve birçok ofiste zaten bu çalışma yöntemine dönüyor. Özellikle daha kreatif çalışan ekipler, pazarlama iletişim departmanları daha özgür, daha home office, daha dışarıda çalışma rutinine geri dönüyor. Dolayısıyla aslında bu senin hem interface'in blog sayfasından verdiğin pozitif mekan yaratma rehberi aslında bundan sonra bizim başucu kılavuzumuz olacak. Bunu paylaştığın için çok teşekkürler. Ve bir sonrasında biz bir gün sonra diyelim, yarın herkesten bir eskiz, video, fotoğraf, bir uygulama alabiliriz. Ben burada chat kutusunda da paylaştım. info@in-between.online adresine mail ile gönderebilirsiniz. Ve biz de bütün bu aslında görselleri, videoları da bir çıktı olarak paylaşacağız. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok merakla ve heyecanla gerçekten yapacağınız çalışmaları bekliyorum. O zaman şimdilik herkese iyi akşamlar ve beni bu platforma davet ettiğiniz için de size çok çok teşekkür ederim. Dilek ve Bilgen ve InBitwin. Aynı zamanda Nezan Obje. Çok teşekkürler Neslihan. Bizim için de harika bir deneyim oldu. Umarım bundan sonrasında fiziksel bir mekanda bir atölye yapabiliriz. Farklı etkinliklerle. Umuyoruz. İşbirliklerimize devam edebiliriz. Herkese çok teşekkürler katılımı için ve heyecanla bekliyoruz görsellerinizi ve eskizlerinizi. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.